Baba, sana son kez söylüyorum, bırak annemi. Baba. Lütfen baba. İstemediğim bir şey yaptırma bana. Defol git evimden. Hala ne istiyorsun benden? Kızım, inanma bu kadına. O seni öldürmeye kalktı. Bak hala konuşuyordu anlatan. Nasıl yapmışım onu da söyle. Seni vuruyor. Baba! Bu kadın yalancı. Baba, bir daha söyletme. Lütfen git. İlaç bu muydu? Evet evet, buydu. Tahlil sonucuna göre adrenalinle beraber vücuduna enjekte edeceğiz. Son şansımız. Ne gerekiyorsa yapın hemen. Hemen. Nabzı nasıl? Tekrar atmaya başladı. Ama bir iki dakikamız var en fazla. Daha fazla dayanamaz. Şu fedai gazaya, hak yolunu dayan. Kahrımız, gazabımız... Bana ziyan ya Rahman. Alo hükem. Resmi yetiş. Akif abim gidiyor. Hastanedeyiz. Aşıkını kurtarmak için aldığı ilaçlar mahvetti o. Nasıl şimdi? Doktorlar kurtarmaya çalışıyor. Yalnız mısın? Sebo'ya da haber verdiniz. Sakın başından ayrılma. Ne diyor İlker? Bir şey yok. Ne oldu? Akif'e mi bir şey oldu? Olsa ne olur? Umurunda mı sanki? Duydunuz mu beyler? Haberi duydunuz mu? Hayırdır, ne oldu lan? Akif abi kötü. Akif hastaneye kaldırmışlar, durumu çok kötüymüş. Ne diyorsun lan? Vuruldu mu yoksa? Yok. Vurulma değilmiş kardeşim. Ayşegül'ü kurtaracağım diye ilaç almış. Ne? Acildeymiş şimdi, durumu çok kötüymüş. Abi ne yapacağız? Ya ölürse birader? Lan oğlum tövbe de. Ya ağzını hayır aç lan. Kimsenin öldüğü yok. Hadi hastaneye. Şşş, ya ne yapacaksınız hastanede? Gitseniz ne yapacaksınız? Burada ne yapacağız Sebahattin abi? Abdestiniz var değil mi? Var. Var abi. Gelin ben. Mm-hmm.
nabzı. İlaç ne oldu doktor? Hazır, lütfen geri çekin. İstersen arkanı dön. Bunu görmek istemez. Ben? İğneyi tam kalbine saplayacağım. Abim biraz acı çekecek. Ama başka çaremiz yok. Tamam. Doktor bey, ne olur acele edin. Bize bağışla. Sana yalvarıyoruz. Senin her şeye gücün yet. Dur Allah'ım lütfen. Biz aciziz, sen kavisin. Biz hastayız, sen şafisin. Bize şifalar ver. Akif'imize şifalar ya Rabbi. Amin. Abi iyi misin? Sen kimsin? Benim. Ben. Kardeşin İlker. İlker mi? İlker. Yok. Yok, tanımıyorum. Abi yapma ya. Nasıl tanımazsın? Yani... Tamam, lan tırsma hemen. Abi. Ne oldu doktor? Abin şey... Ben de çözemedim. Kızım. Kızım. İyi misin sen? Gel otur biraz. Dokunma bana. Benim gitmem lazım. İşe dönmem lazım. Yok, yalvarırım gitme kızım. Ne olur. O adamın yanına gitme. Korkuyorum sana da bir kötülük yapacak diye. Korkma anne. Babam bana bir şey yapmaz. Hala nasıl baba diyorsun şu cani? Sen sus. Tek kelime etme. Bir gün gelecek. O adama baba dediğin için kafanı duvarlara vuracaksın. Gerçek yüzünü görünce yüzünün aldığı ifadeyi görmek istiyorum açıkçası. Neymiş gerçek yüzü? Sen söyle o zaman. Onun kim olduğunu öğrenmek istiyorsan... ...kara kaplı defteri bulup getireceksin. Aslan Çınar da onun peşinde. Foyası ortaya çıkacak diye fellik fellik her yerde onu arıyor. Ne saçmalıyorsun sen Şehnaz? Sen dediğimi yap. Sonra gelip benden özür dileyeceksin. Çekil şuradan! Ya.
kattaymış. Ben de şimdi geldim. Hadi. Rüya kalbin durdu. Dedim gittim bu sefer. Dönüşü yok. Ne oldu o zaman? Ne zaman? Kalbin durduğunda. Böyle beyaz bir ışık gördüm. Oradan biri bana gel, gel, bir gel, gel dedi. Gel bakalım dedi. Ya bırak dalgayı abi. Ne olacak be İlker? Ölüm Allah'ın emri. Gel deseler giderdik. Demek ki vademiz dolmamış. Oho reis. Akif nasıl sağlam? Geçmiş olsun Akif abi. Sağ ol kardeşim. Gördüğün gibi. Öbür tarafa bir gittim geldim. İçimde hiç şüphe kalmasın diye önceden şöyle bir gösterdiler oranı. Eyvah. Bizimkiler haber vermeyi unuttum. Abi sakın. Niye açmasın? Niye açmasın oğlum? Belli ki Akif abiden bir haber var. Ya kötü haberse birader? Hayır da şerde Allah'tan be Sakaryalı. İlker, Allah rızası için iyi haber ver. Akif abi aramıza döndü. Hadsiz ama iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Akif abime de geçmiş olsun. Eyvallah Seba. Aç oğlum aç. Açsana oğlum aç. Oğlum kurtarmışız. Akif abi yaşıyor lan. Vallahi mi lan? Kimi dedin lan? Tamam. Oğlum yalan söylüyorsam şehit olmak nasip olmasın ya. Bu adam bunun üzerine daha büyük yemin etmez. Hamdolsun sana ya Rabbi. Allah'ım sana şükürler olsun. Kardeşim hadi gidiyoruz. Hadi birader. Nereye ya? Akif abiye gidiyoruz abi. Olmaz. Daha şükür namazı kılacağız. Ya birader bu da ne sofuymuş ya. Sen polis değil müftü olsaymışsın daha iyiymişse bu. Hadi hadi saf yapın hadi. Bu şimdi gaza aldı. Her rekatte bir cüz okumazsa ben de bir şey bilmiyorum hacı. Halbuki Kulli ne güzel bir sure. Ayşegül nasıl? Gel biz çıkalım hadi. Ayşegül bana silah çekti bugün. Ne diyorsun sen reisim ya? O Ayşegül'ü götürdüğü muayenehane var ya. Ayşegül orada baygınken Şehnaz gelmiş. Adamları öldürüp güya Ayşegül'ü kurtarmış. Öldürdü de kendi adamları ha. Ayşegül gözünü bir açıyor. Şehnaz onu kurtardı zannediyor. Anlatmadın mı? Demedim mi sana bunu yapan annen diye? Anlattım da dinleyin kim? Ah Ayşegül ah. Kafası çok karışık valla. Bir haller oldu bu kıza. Ayarlarıyla oynadılar resmen. O nasıl bir şey diyor ben bir şey diyorum. Bir türlü oturmuyor kafasında. Reis ne olursa olsun sana silah çekemez o. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen? Ayşegül'ü bulmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Aynı. Toparlanmaya çalışıyorum işte. Yeni bir görev falan var mı? Bakalım. Bir reisle konuşacağım. Belki tayinimi isterim diyorum.
Nereye? Yurt içi, yurt dışı. Bakacağız artık. Cansu. Gitme bir yere. Bak. Biraz zaman geçsin. Bir şans ver ikimize de. Bir şans daha ver. Bilmiyorum İlker ya. Her şey üstüme geliyor gibi. Bak. Ne olursa olsun ben buradayım. Yanındayım her zaman, tamam mı? Abi sen ne yapıyorsun burada? Hadi gidiyoruz İlker. Akif abi, delirdin mi sen ya? Bir dur. Ulan ben zaten akıllı değilim ki. Ne ara delireceğim ya? Hadi. Akif abi. Gitti değil mi? Taksiye bindi. Ben sana bir merhem getireyim. Olduğumuz şey kara kaplı defter. İnanmıyorum, gerçekten o mu? Neşet bulmuş. Önümüzdeki 10 yılın Türkiye'si bunun içinde. Bu sayede eskisinden çok daha güçlü olacağız. Akif, ben sen istirahat et, biz hallederiz. Reisim. Vatan düşmanları durmazken, harıl harıl çalışırken bana yatakta yatmak yakışmaz. Oğlum, bana senin sağlam halin lazım. Allah'tan iyisin abi. Senden biraz kötüleri morgda yatıyor, biliyorsun değil mi? İyiyim, iyiyim diyorum. Uzatmayın ya. Hem doktor vitamin de verdi. Zorla aldım, tövbe estağfurullah. Hadi gidelim reis, hadi gidelim, hadi. Hazır mısın? Evet. Bu ne ya? Saçma sapan bir şey, aradığımız şey değil bu. Allah kahretsin. Sahte o, sahte! İçinde hiçbir şey yok buna! Allah kahretsin! Ah Neşet! Kandırdın sen beni, kandırdın sahtekar herif! Günlük bu. Anne, acaba şifreli falan olabilir mi? Saçmalama Şehnaz! Aptal aptal konuşma! Neşet! Öldüreceğim seni Neşet! Anne sakin ol, ne olur. Bırak! Kes sesini. Hemen Neşet'in yanına gidiyoruz, yürü. Vay vay vay. Baba. Bakıyorum keyfin yerinde. Nasıl olmasın be kitapsız? Aslan Tüna'nın canına ot tıkamışım. Türkan'ın gönlünün en müstesna yerini de kapmışım. Benden kralı var mı bu alemde be? Senden kralı zaten yok baba. Otur, ekiyordum da seni. Bak baba. Hayırdır onlar ne? Baba,
kitapsız kulun akılsız kafasıyla bir şeyler düşündü. Malum geçen seneki eylemlerin yıl dönümü yaklaşıyor. Acaba diyorum bir koşsak mı orayı? Nasıl yani? Ortalık zaten yangın yeri. Millet patlamaya yer arıyor. Şimdi bir araştırdım. Bir parkta hidroelektrik santralini protesto eden bir genç grup var. Masum, kendi halinde bir grup. Yani şimdi Allah muhafaza. Bir polis müdahalesi olsa, bir polisin de silahı yanlışlıkla patlasa, bir gösterici de ölse. Güzel olmaz mı? Olmaz olur mu be kitapsız? Her fırsatı değerlendirmek lazım. Ne zaman olacak? Belki yarın. Belki yarından da yakın. Doldur bakalım. Bak, keyfim iyice yerde geldi. Hoş geldiniz Türk Hanım. Ben Neşet Bey'e geldiğinizi haber ediyorum. Çekil çekil önümden. Dur yemin gümleyi kalaylı, ah kalaylı. Fistan giymiş etekleri alaylı, alaylı, aman aman. Aman efendim, gönlümüzün sultanı Türkan Hanım teklif etmişler. Bu ne güzel sürpriz. Senin adamlığın bu mu Neşet? Bu mu Çapın? Kimi kandırıyorsun sen? Ne oluyor Türkan Hanım? Biraz ağır girmediniz mi? Az bile söyledim. Meseleyi anlasan da bilsek. Ona göre konuşsan. Al. Kara kaplı defter dedin. Harita metot defteri çıktı. Al kafana külah yap. Nasıl yani? Defter sahte. Sahte mi? Yolculanacak arkadaş bu mu? Ta kendisi kardeşim. Kendisi az sonra aramızdan ayrılacak. Ne diyorsunuz siz lan? Aklınız sıra beni mi korkutacaksınız? Birincisi... lan olayını çok sevmeyiz biz. İkincisi... bizde korkutma yok. Üçüncüsü... biz adamı direkt postalarız. Sen sıcağı dayanıklıydın değil mi? Ne alaka şimdi? Cehenneme hep sıcak diye anlatırlar. Yabancılık çekme diye. Şimdi sen bu defteri Neşet'e mi verdin? Evet. Peki. Gerçekten kara kaplı defter miydi o? Kardeş, şimdi bir film çevirdiğini düşünüyoruz yani. Senin için dakikada 40 takla atar diyorlar. Neşet'e verdim diyorum, anlamayacak. Ne var bunda anlamıyorum ki. Erz doğru söylüyor çocuklar. Mezarlığa gittiğinde almıştı Neşet defteri. Reisim, o zaman yapacak bir şey yok. İçimde bir his var ama... bu kadar değerli bir şeyi bu adam Neşet'e bu kadar kolay vermez. Verdiği sahte miydi diyorsun yani?
Emin değilim, bunu bilemem. Yine de bir şansımızı deneyelim. Aman abi iyi misin? İyiyim, iyiyim, bir şeyim yok. Şu adamla bir konuşacağım. Hakif istiyorsan ben konuşayım. Yok, ben hallederim, iyiyim. Baba günlük bu. Tıraş yani. Sağ ol. Sayende fark ettim. Nasıl oluyor bu Neşet? Bir açıklaman vardır herhalde. Var. Feruz denen acem beni oyuna getirdi. Acaba ben seni gözümde fazla mı büyüttüm? Merak etme. Feruz da alacağım, defteri de alacağım. Alana kadar benim için ölüsün Neşet. Duydun mu? Ölüsün. Ölmeyi de biliriz, dirilmeyi de. Sen merak etme Türkan Hanım. Kitapsız, nerede bu Feruz? Ekimleri alıyor baba. Biz de onlardan alacağız o zaman. Ne yaparsan yap, bana o defteri Aslan Çınar bulmadan getireceksin Neşet. Bana bak lan. Şimdi seninle bir ritüel yaptık. Şu ufaklığı görüyor musun? Adı Balta. Şimdi o seninle tüfeksiz talime başlayacak. Al bunu kardeşim. Hiçbirinizden korkmuyorum lan. Evet. Otur bakalım şöyle. Seninle biraz konuşalım. Eşit'e verdiğin defter sahte çıktı. Ne? Bırak ya şimdi kardeşim. İkimiz de senin ne kadar kurnaz olduğunu biliyoruz. Ona gerçek defteri vermediğini de biliyoruz. Neşet bunu öğrenince peşine düşmeyecek mi sanıyorsun? Siz nereden biliyorsunuz? Yok. Bilmiyorduk. Şimdi öğrendik. Söyle bakalım. Bu defterin aslı nerede? Benden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Vuruş! Nerede o kara kaplı? Bırak! Sıkarım kurtarını! Anlat! Ne biliyorsan konuş adam gibi, yoksa canın çıkamazsın buradan! Akif! Ne oluyor burada? Hiç! Sohbet ediyoruz Feruz denen adamla! Ya bırak adamı, öldüreceksin! Ölürse ölsün, umurumda bile değil. Akif! Akif bırak diyorum, gidiyor adam. Akif bırak! Gel lan buraya, gel! Toparlamışsın kendini. Toparladım, toparladım. Ben can çekişirken sen neredeydin acaba? Haberin yok tabii. Öyle mi görünüyorum oradan? Bir dakika. Ne oluyor burada? Obam, sen kimsin kardeşim? Ben Feruz Bey'in avukatıyım. Tamam da güzel kardeşim, burası adliye değil ki. Ne işin var senin burada abicim? Çık dışarı. Özel izinle geldim. Buyurun. İki ülke bakanlarının imzası. Diplomatik dokunulmazlık yani. Doğru söylüyor abi. Ne demek oluyor şimdi bu? Müvekkilim suçsuz. Siz de onu burada zorla alıkoyamazsınız demek oluyor. İyi misiniz Feruz Bey? Size kötü bir şey yapmadılar değil mi? İyiyim, iyiyim, bir şey yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şşş, hop! Hiçbir yere götüremezsin. Nereye götürüyorsun? Akif hakkında emir var. Niye götüremesin? Siz çıkabilirsiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Seninle işim bitmedi daha. Aslı.
burada kapanmayacak aslançılar. Hepinizi dava edeceğim. Kim bu adam? Nasıl biliyorsan öyle yap. İnanmıyorum ya. Elini kolunu sallaya sallaya çıktı resmen. Biz de bir güzel izledik, iyi mi? Ayşegül. Ne oldu? Konuşmamız lazım. Ben dosyalara bakacağım abi. Bir işim var benim orada. Harbiden baltasın ya. Ayşegül. Sen iyi misin? Reis'e silah çekmişsin. Beni mecbur bıraktı. Ne demek bu? Nasıl yaparsın bunu? Annemin gırtlağını sıktı. Öldürüyordu az kalsın kadını. Mecbur kaldı. Yoksa öldürecekti. Hala anlamıyor musun? Ya korktu adam. Sana bir şey olacak diye korktu ya. Gidip masum bir kadın boğazına mı sarılması lazımdı? Masum mu? Senin annen masum falan değil. Seni zehirleyen o kadındı. Nereden biliyorsun? Gördün mü? Görmedim. Ama reise inanıyorum. Ben inanmıyorum. Açık, nasıl böyle konuşursun ya? Ne oldu sana? Tanıyamıyorum seni. Birden 180 derece döndün. Bak, üzerime gelme, tamam mı? Kafam karışık. Kime, neye inanacağım? Yıllar sonra birden annem karşıma çıkıyor. Babam hakkında bir sürü şey anlatıyor. Babam başka bir şey diyor, annem başka bir şey. Bak, anlıyorum seni. Haklısın. Yani öyle düşünmekte haklısın. Kafan karışık, ona da eyvallah. Ama bana güvenmiyorsun, babana güven. O asla yalan söylemez. Seni incitecek, kıracak, hiçbir şey yapmaz o. O zaman neden böyle davranıyor Akif? Neden zavallı masum bir kadını öldürmeye kalkıyor? Ya masum deme şu kadına. Seni öldürüyordu az kalsın. Saçmalama Akif. Nasıl bir anne kızını öldürmeye kalkar? O kadın yapar, o kadın her şeyi yapar. Nereden biliyorsun ya, nereden? O kadın cani, o kadın manyak. Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun sen ya? Annem hakkında böyle konuşma Akif. Kalbini kırarım. Ne gidemezsin. Deneyeceksin. Gidip babandan özür dileyeceksin. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bırak beni. Aşık. Deneyeceksin beni. Gidip özür dileyeceksin. Bırakmayacağım. Bırak diyorum. Bırakmayacağım. Bırak dedim sana. Özür dileyeceksin diyorum sana. Bırak. Eh be şeytan kadın. Ayşegül'ü soktuğun hale bak. Bunun hesabını soracağım sana. Hem de ne hesap sormak. Demek bütün acını benden alacaksın. Rahatlayacaksan bir daha vur. İstediğin kadar vur. İstemeden oldu. Akif affet ne olur. Seni öldürmeye kalktı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ben gördüm. Babanın gözündeki korkuyu gördüm. Seni kaybedeceğini düşündükçe nasıl didindiğini gördüm. Deliye döndü adam. Ağlamaktan, yalvarmaktan helak oldu. Ona inanmayı da ne yapacaksın? İnanmak istiyorum Akif. Ama istemek yetmiyor. O benim annem. Sen de bunu anla. Bana da mı inanmıyorsun? Ben senin için. Benim için ne? Aa, neyse neyse boşver. Yok bir şey. Söyle de bilsin. Neyi bilmem gerekiyor Akif? Hiç. Hiçbir şey bilmem gerekmiyor. Az önce tokat attığım bu adam var ya. Reis lütfen. Hayır. Bilecek Akif. Hadi ben yalancıyım. Ben gözü dönmüş bir caniyim. Ama sen hayatını verdin bu kız için. Ne oluyor ya? Ne hayatını vermesin? Ne diyor baba Makim? Akim? Önemli bir şey değil. Ne? Önemli değil mi? Kurtarmak için kendi hayatını yiyeceğiz Akif. İki seçeneği vardı.
Biri seni kurtaracaktı, diğeri öldürecekti. Doğru ilacı bulabilmek için kendini kopay gibi kullandı. Ölüme gitti bile bile. Acil servislerde can çekişti. Akif, doğru mu bu? Söylemesen olmuyor muydu sanki reis? Söylesem ne fayda? Belli ki buna da inanmaz. Kendi bilir. Baba, doğru mu bu? Benim yalan söylediğimi duyduğun gün çek silahsın kafama kızım. O zaman ben de bileyim ki benim öz kızımsın. Aç mısın? Hem de nasıl açım? Tarabya'ya gidiyoruz. Bir balık yiyelim. Peki efendim, nasıl isterseniz. Cihazını kıramadım. Aşağılık herif. Sattın mı lan beni? Ödeme bayağı iyiydi, kusura bakma. Allah belanı versin senin. Yapmayacaksın değil mi bana? Aşk olsun. Sen bana kazık atacaksın. Ben sana bir şey yapmayacağım. Hiç mi tanımadın beni? Öldürecek misin beni Neşet? Makul bir yerde buluşuruz diye umuyorum. Hadi sen geç aramaya. Bayağı bir memnun eden Neşet Bey. Reisim, işlem tamam. Aynen tahmin ettiğiniz gibi oldu abi. Neşet ayıkladı Feruz'u. Nasıl yani?
Nasıl tahmin ettiği gibi. Uyansana be güzel kardeşim. Reis bilerek salmış bir yeriz işte. Neşet'in aldığı defter sahte olduğuna göre bu Neşet bu Feruz'un peşini bırakmaz. Büyüksün be reis. Bana nasıl koydu adam buradan çıktı gitti diye ya. Şşş, arkadaşlar bir durun, adamı duyamıyorum da. Bir de dinleyici yerleştirmişler adama. Koy babacığım, suyundan da koy. Akif düştü değil mi peşlerine? Akif ne alemdesin abi? Yoldayım, gidiyorum. Bir depoya geldik. Akif, tamam şimdilik orada kal. Sakın müdahale etme. Gerekirse bizimkileri beklersin. Vallahi reisim, söz vermeyeyim şimdi. Bakarsın bir durum olur da almak zorunda kalabilirim. Akif! Tamam tamam, sıkıntı yok. Beklerim canım, ne olacak? Sabo, dinlemedesin değil mi oğlum? Evelallah reisim. Ayşegül, Ayşegül nereye? Ayşegül diyorum. Ayşegül Hanım'ın da heyheyleri üstüne. Ya şurada bir tane akıllı yok ya. Tamam oğlum. Gidip getireyim reis. Bırakın gitsin. Nereye gittiğini biliyorum ben. Arkadaşlar bir saniye, bir şey konuşuyorlar reisim. Çök! Çök lan! Kırdırma dizini! Müzayede de gerçekten ha. Çok can akıymış. Kafana inince öldüğünü bile anlayamadım. Durun, ne yapıyorsunuz? Zaten kasanın hesabını soruyoruz. Beni küçük düşürmenin hesabını soruyoruz. Hala defteri istiyorsanız söyleyebilirim. Önce haysiyetim, sonra defter. Bak Neşet, sana söylemem gereken bir şey var. O kara kaplı defter dediğin aslında normal bir defter değil. Ne dedi o? Kara kaplı defter bildiğin defter değil diyor. Ya beyler Allah aşkına, ne demek bu? Şşt! Neşet baba, bu bizle dalga geçiyor herhalde. Es şunun kafasını ya. Ya söyle bak. Az önce bir şey dedim. Sizin defter sandığınız şey aslında bir defter değil. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be adam? Ne olur yapma. Doğru söylüyorum, dur. Allah Allah, hadi buyur. Ne demek bildiğin defter değil? Hadi konuş Feruz, anlat, anlat. Sabrım taşıyor Feruz. Seni anlat adam gibi. O aslında bir adam. Ne?
bayağı bildiğimiz bir adam. İnsan yani. Ya beyler Allah aşkına bu adam ne saçmalıyor ya? Ben bir şey anlamadım. Adam mı dedi o? Arkadaşlar bir susun ya. Allah aşkına bir susun ya. Daha tepemde vır 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 bir saattir bir şey anlamaya çalışıyorum burada ya. Hangi adam kim? Anlatsana bir anlat. Yeni oyununda bu mu şimdi lan? Ha? Aklınca yine uyutacaksın mı beni? Ay oyun falan yok. Defter. Bahsettiğim bu adam da mı? Hayır anlamıyorsunuz. Defter falan yok. Sadece bu adam var. Tüm bilgiler onda. Kim bu adam? Nerede? Sizi ona götüreceğim. Hayır. Nerede olduğunu söyleyeceksin önce. Sana güvenmem bu saatten sonra. Hadi lan! Saklama ha! Söyleyeceksen söyle! Yoksa keserim hesabını bakma. Adam şu an... Baba, sana son kez söylüyorum, bırak annemi. Bırak, bırak. Baba. Sonucuna göre adrenalinle beraber vücudunu enjekte edeceğiz. Son şansımız. Ne gerekiyorsa yapın abi. Hemen. Nabzı nasıl? Tekrar atmaya başladı. Ama bir iki dakikamız var en fazla. Daha fazla dayanamaz. Şu fedai gazaya hak yoludur ayağım. Kahrımız, gazabımız bana ziyan ya Rahman. Alo hükem. Resmi diş. Akif abim gidiyor. Hastanedeyiz.
şekilde kurtarmak için aldığı ilaçlar mahvetti onu. Nasıl şimdi? Doktorlar kurtarmaya çalışıyor. Yalnız mısın? Sebo'ya da haber verdiğiniz. Sakın başından ayrılma. Ne oldu? Ne diyor İlker? Bir şey yok. Ne oldu? Akif'e mi bir şey oldu? Olsa ne olur? Umurunda mı sanki? Duydunuz mu beyler? Haberi duydunuz mu? Hayırdır, ne oldu lan? Akif abi kötü. Akif hastaneye kaldırmışlar, durumu çok kötüymüş. Ne diyorsun lan? Vuruldu mu yoksa? Yok. Vurulma değilmiş kardeşim. Ayşegül'ü kurtaracağım diye ilaç almış. Ne? Acildeymiş şimdi, durumu çok kötüymüş. Abi ne yapacağız? Ya ölürse birader? Lan oğlum tövbe de. Ya ağzını hayır aç lan. Kimsenin öldüğü yok. Hadi hastaneye. Şşş, ya ne yapacaksınız hastanede? Gitseniz ne yapacaksınız? Burada ne yapacağız Sebahattin abi? Abdestiniz var değil mi? Var. Var abi. Gelin ben. Krize giriyor. Tekrar kaybedeceğiz nabzı. İlaç ne oldu doktor? Hazır. Lütfen geri çekin. İstersen arkanı dön. Bunu görmek istemez. Ben? İğneyi tam kalbine saplayacağım. Abim biraz acı çekecek. Ama başka çaremiz yok. Tamam. Aciziz, sen kavisin. Biz hastayız, sen şafisin. Bize şifalar ver. Akif'imize şifalar ya Rabbi. Amin. Abi iyi misin? Sen kimsin? Benim. Ben. Kardeşin İlker. İlker mi? İlker. Yok. Yok, tanımıyorum. Abi yapma ya. Nasıl tanımazsın? Yani... Tamam lan, tırsma hemen. Abi. Ne oldu doktor? Abin şey... Ben de çözemedim. Kızım. Kızım. İyi misin sen?
Gel otur biraz. Dokunma bana. Benim gitmem lazım. İşe dönmem lazım. Yo, yalvarırım gitme kızım. Ne olur. O adamın yanına gitme. Korkuyorum sana da bir kötülük yapacak diye. Korkma anne. Babam bana bir şey yapmaz. Hala nasıl baba diyorsun şu cani? Sen sus. Tek kelime etme. Bir gün gelecek. O adama baba dediğin için kafanı duvarlara vuracaksın. Gerçek yüzünü görünce yüzünün aldığı ifadeyi görmek istiyorum açıkçası. Neymiş gerçek yüzü, sen söyle o zaman. Onun kim olduğunu öğrenmek istiyorsan kara kaplı defteri bulup getireceksin. Aslan Çınar da onun peşinde. Foyası ortaya çıkacak diye fellik fellik her yerde onu arıyor. Ne saçmalıyorsun sen Şehnaz? Sen dediğimi yap. Sonra gelip benden özür dileyeceksin. Çekil şuradan. Nerede abi? Üçüncü kattaymış. Ben de şimdi geldim. Hadi. Bir an kalbin durdu. Dedim gittin bu sefer. Dönüşü yok. Ne oldu o zaman? Ne zaman? Kalbin durduğunda. Böyle beyaz bir ışık gördüm. Oradan biri bana gel gel bir gel gel dedi. Gel bakalım dedi. Ya bırak dalgayı abi. Ne olacak be İlker? Ölüm Allah'ın emri. Gel deseler giderdik. Demek ki vademiz dolmamış. Oho reis. Akif nasıl sağım? Geçmiş olsun Akif abi. Sağ ol kardeşim. Gördüğün gibi. Öbür tarafa bir gittim geldim. İçimde hiç şüphe kalmasın diye önceden şöyle bir gösterdiler oranı. Eyvah. Bizimkiler haber vermeyi unuttum. Abi sakın. Niye açmasın? Niye açmasın oğlum? Belli ki Akif abiden bir haber var. Ya kötü haberse birader? Hayır da şerde Allah'tan be Sakaryalı. İlker, Allah rızası için iyi haber ver. Akif abi aramıza döndü. Hadsiz ama iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Akif abime de geçmiş olsun. Eyvallah Seba. Aç oğlum aç. Açsana oğlum aç. Oğlum kurtarmışız. Akif abi yaşıyor lan. Vallahi mi lan? Kimi dedin lan? Oğlum yalan söylüyorsam şehit olmak nasip olmasın ya. Bu adam bunun üzerine daha büyük yemin etmez. Hamdolsun sana ya Rabbi. Allah'ım sana şükürler olsun. Kardeşim hadi gidiyoruz. Hadi birader. Nereye ya? Akif abiye gidiyoruz abi. Olmaz. Daha şükür namazı kılacağız. Ya birader bu da ne sofuymuş ya. Sen polis değil müftü olsaymışsın daha iyiymişse bu. Hadi hadi saf yapın hadi. Bu şimdi gaza aldı. Her rekatte bir cüz okumazsa ben de bir şey bilmiyorum hacı. Halbuki Kulli ne güzel bir sure. Ayşegül nasıl?
Gel biz çıkalım hadi.